Yine bir Harbiye konseri bu sene Tarka. Aynen. Bu ilk Harbiye'niz mi bu sene yoksa? Çok yardımcı. İlk Harbiye'miz valla. Tarkan'ı çok seviyoruz. O yüzden kaçırmıyoruz. Bugün de geldik. Çok heyecanlıyız valla. Herhalde keyifli geçecek. Süper. Favori parçanız Tarkan'dan. Bayağı var ama herhalde kuzu kuzu. Değil mi o herkes? Benim sanırım kuzu valla. Sizin efendim? Sevda'nın son buluşu. Ova. Bazen böyle zevkler farklı olabiliyor. Oluyor. Peki, oluyor. Nasıl? Keyiften seni çıkmasın. Nasıl geldin? Her şey yolunda mı? Teşekkürler. Yolunda çok şükür. Daha fazla sıkmadan bir tane bir haber alabileceğiz mi yakın tarifesinden? İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyi. Sizde ne var ne yok? Teşekkürler efendim. Yine bir Harbiye konseri. Ve yine Tarkan. Kaçmamalıydı. Favori şarkınız? Benim mi? Tarkan'da bir tane favori şarkısı olamaz ki ya. Genelde kuzu kuzu yani. Yok ya ben... Dön bebeğim kış güneşi bizlere unutmamalı sahne. Evet, beraber böyle göz göze dinlediniz acaba Tarkan? Çok fazla. Şeytan azapta hepsi. Bayılıyorum yani. Tarkan Faykulü. Aynen öyle. Taktik direkt. Sizin favori şarkı Mustafa Bey'in unutmamalı. Sağ olun. Sizin de güzeldi. Peki efendim güzel bir yaz geçirdiniz. Hem çalıştınız hem tatil yaptınız. Nasıl geçtiniz için? Yaz. Çok güzeldi çok şükür. Güzel, keyifli oldu. Tatil yaparak hem de işletmenizi kiminize nasıl geçti? Verimli miydi? Çok tatil gibi değildi benim açımdan ilk defa. Öyle gibi görünse de bayağı yorucuydu yani. Mustafa'nın alışkın olduğu bir süreç ama benim için nasıl diyeyim daha farklı bir tecrübe oldu aslında bakarsanız. Ben Alice'le başladı. Alice başladı evet. Tarkan Bey'e davetiye döner mi? Yani ziyaret istiyorsunuz. Valla o ne zaman isterse Alice'in kapıları ona sonsuz açık. Dolayısıyla yani yoğun tabii ki. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Burada bile 6 gün yanlış bilmiyorsam açık havanın yine en sağlam programlarından biri kendisine ait. Ama ne zaman isterse biz heyecanla bekleriz. Çok da mutlu oluruz. Süper. Son olarak efendim güzel giden bir ilişkiniz var. Güzel haber alabileceğiz bizden. Artık aileler de bizi tanıyor. Tamam mı? Güzel bir haber alabileceğiz mi? Yani bu sorunla da belirleriz. Biz mutluyuz ya. Her şey yolunda. Öyle bir şey olursa zaten bilirsiniz. Aman dikkat. Hop buradan kameralar hemen yan tarafa. Tamam. Güzel haber inşallah yakın zamanda alırsınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Yine bir Harbiye konseri her sene boş bırakmıyorsunuz. Geliyorsunuz Tarkan'a dediğiniz kadarıyla. Nasıl bir konser olacak? Sizde Tarkan ayrı bir şey herhalde ifade ediyor Tarkan. Ben çok seviyorum. Okan da öyle. Çok seviyoruz. Favori şarkınız? Hepsi tabii ki. Biraz sonra görürsünüz hepsine eşlik ederken. Ya yurt dışına çıktığım zaman mesela işte alışveriş yaparken falan hep soruyorlar nerelisiniz diye. Türkiye'yle deyince Tarkan ve Galatasaray. Galatasaray o kadar belirliyorum da Galatasaray abi. Ya Galatasaray dün berabere kaldık ama haftaya derbide galiba bir skor vereyim mi? Evet, 2-1 Fenerbahçe. 3-0 Galatasaray. Oba. Ceketimin arkasında bir isim var. Biraz sonra bak. Evet abi bazen isyan ediyorsun değil mi? Bu maç elde maç. Mesela bir geçen bir paylaşımda dikkatimi çekti. Herkes hafta sonu dışarıda geziyor. Biz maç izliyoruz evde diye. Uzanmış. Yok ya artık şey isyan kısmından geçtim. Alıştılar. Yani. Kabulleniyorum. Bu kadar basınla falan filan şey yapıyorum. Yani sinyal gönderiyorum. Yok abi adamın kapalı sinyal minyal almıyor. Elektrikleri falan kesecek. Tabii de öyle şalter kapalı adam böyle bir şey. Haftada bir gün maç izliyorum ya. Şimdi Hire'yi de alıştırmış. Baba her gün önemli maç var. Her gün önemli maç var diyorsun oynamıyorsun benimle diyor. Sizin de yakında Bostancı konseriniz var hazırlıklar nasıl diyor efendim? Güzel. Her şey yolunda. Bayağı değişik şeyler yapacağım. Hadi çıkıyorum. Ali Muraygın efendim bir barışma olarak bir yüzüğünüzü verdiği söylendi. Öyle bir şey var mı? Bende hala. Son olarak da. O var onun sahibi var Mira. Son olarak efendim İbrahim Erkal'ın rahmetli eşi. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş. Röportajında İbrahim'in vasiyetinde Demet Akalın şarkını okusun diye bir şarkısın. Size geldi mi böyle bir şey? Belki daha gelmemiş olabilir. Ciddi misin? Evet bugün hatta röportajı. Allah rahmet eylesin. Hani şeyinde bir kağıda yazmış. Bu kişiler benim şarkımı okuyabilir diye. Bir albüm hazırlanıyormuş. Evet evet. Okutacağım birazdan telefonla size. Asiye müdürümüz Asiye Acar hatta yapmış. Ay söylemedim onu ya. Röportajı. Daha yeni bugün yapılmış. Orada yazıyor sizin işte Hakan Altuğ, Demet Akalın, Cengiz Kutuoğlu. Bunlar şarkılarını albümde okuyabilir diye. Burada.